Sabah saatlerinde Antalya'da bir yangın çıkmıştı. Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada başlamıştı yangın. O noktada itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. Son durumu öğreneceğiz. Demir Ören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar bölgede bizi bekliyor. Alparslan Çınar, kolay gelsin. Yangın kontrol altına alındı mı? Evet Cansu Elbacı, son bilgiyi şöyle paylaşabiliriz. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başladı. Kısaca yangının nasıl başladığını da ifade edelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan ekrana getirsin. Bir diğer taraftan çalışmalar şu anda da devam ediyor. Yangın sabah 8.15 sıralarında başlamıştı. Burası Antalya merkeze 30 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesi. 17 bin metrekare arazi üzerine kurulu bir soğuk hava deposu üretim tesisi burası. Elektrik aksamından kısa devre çıktığı tahmin ediliyor ve yangının başlama noktası da şu an ekrana gelen depo kısmı. Soğutma çalışmaları şu saate kadar sürdü. Çok önemli bir nokta var aslında. Yangının daha fazla büyümemesini önlemek adına hemen 50 metre yakınında organize sanayi bölgesine ait itfaiye istasyonu vardı. Oradan hemen gelip müdahalede bulunabildi itfaiye ekipleri. Tabii helikopterle de müdahale etmek istediler ama dumanın boyutu o kadar yüksekti ki müdahale edilemedi helikopterle. Henüz mesai başlamamıştı. Bu sevindirici bir olay oldu. En azından yaralanan ya da hayatını kaybeden bir çalışan olmadı henüz mesai başlamadığı için. Birkaç dakika önce bu firmanın sahibi Can Hakan Karaca geldi ve kameralar karşısına geçti. Çok üzgün olduğunu ifade etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm güçleriyle üretim gerçekleştirdiklerini ancak bu üzücü olayın ardından üretimlerinin 1-2 ay daha aksayacağını söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Hakan Karaca henüz bir zarar tespiti yapamadıklarını, yangının devam ettiğini, tespiti söndürme çalışmalarının ardından yapacaklarını söylediler. Toparlayacak olursak şöyle ifade edelim, yangın şu saatlere kadar devam etti ve hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikanın arka kısımlarında küçük çaplı birkaç patlamanın olduğunda ifade edelim, içeride kimyasal maddeler de bulunuyordu. Henüz bir bilgi yok yangının nerede ve neden kaynaklı çıktığını, tespit edilmediğini söyleyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Peki, teşekkür edelim. Son durum böyleydi.